İyi günler. Ben Alexander Ipatov. Chess.com Türkçe kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz iki zayıflık prensibi. Ve bugün için hazırladığım oyun 9 sene önce oynandı. Ben bu maç esnasında hala çocuktum. 14 yaşındaydım. Ve benim rakibim Kolombiyalı uluslararası usta Jaime Cuartas'tı. Çocukken Slav savunmasına karşı C5 benim ana bir varyantım. Şimdi normalde at F3 oynuyorum. Üçüncü hamlede. Açılışı hızlı geçeyim çünkü bugünkü konumuz iki zayıflık prensibi. Slav savunması değil. Bana göre açılıştan sonra beyaz simbolik bir avantaj alabildi. Fil çifti sayesinde, yani risksiz bir şekilde presyon koyabilir siyahın pozisyonuna. Kale C1. Şimdi düşünüyorum kale FC1 daha mantıklı olurdu. Çünkü sonra vezir D1 oynayabilirim. Şimdi de vezir D1 oynayabilir ama kalem F1'de tam iyi değil. Bu çok küçük bir nüans ama onunla ilgili biraz bahsetmek istiyorum. İstiyordum. O yüzden düşünüyorum kale FC1 biraz daha iyi. Kale AC1'den. Vezir D1. Vezirim F3'te hiçbir şey yapmıyor. Onu öbür tarafına manevra ediyorum. B3'e koymak istiyorum. Altı. Oyun tipik bir şekilde sürüyor. Bence beyaz bir presyonu koydu siyahın pozisyonuna. Önümüzdeki hamlede B'yi de almak istiyorum. Siyahın çok seçeneği yok. Çünkü vezir C8 oynamak çok pasif. Siyah taşlarımı tabii ki değişmek istiyor. Çünkü D6'daki fiilim çok aktif. Ama taşların değişmeden sonra da beyazın presyonu kalıyor. A3. Vezir D6 güzel bir hamleydi. Çünkü şimdi A5'te alamıyorum B6 yüzünden. Ve kale A5'te olmuyor çünkü B4'teki vezirimi savunmadan kalıyor. O yüzden A3. Şimdi A5'te atını almak istiyorum. At C6'ya oynayacaksa eğer o zaman B7'deki piyon alacağım. O yüzden siyahın seçeneği yok. B6'ya oynamak lazım. Ama siyah B6 oynamaktan sonra A6'daki piyon zayıf kalıyor. Hem de siyah bana kareleri veriyor. Yani şimdi siyah at C6 tam oynamaz kolay. Kale C3. Beyaz C sütunu kontrol ediyor. Bir şekilde C7'ye girmek istiyorum. Aldım. B4. Kale C7. Ve at D8. Ve bu pozisyon ile ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki beyazın büyük bir stratejik avantajı var. Ama siyahın pozisyonu çok sağlam. Yani tam zayıflık yok.
bu F7'deki piyon sağlam. Bu sekenatı savunuyor. O yüzden kale E7 oynayacaksam eğer çok bana vermiyor. Hem de siyahın galiba at C6'yı da var. Başka ne yapabilirim? Kale C8 oynayacaksam eğer burada da siyahın pozisyonu çok sağlam. O oynar ve belki B5 sürer. Ve biliyoruz ki kapalı pozisyonda at filden daha iyi. Ama tabii ki bu pozisyonda siyah daha iyi olamaz. Çünkü beyazın taşları daha aktif. Hem de beyazın sürekli A4 fikirleri var. Hem de bana göre kale C8 mantıklı değil şu an. Çünkü C7'deki kale A8'deki kaleden daha aktif. O yüzden şimdi değişmeyelim. A4 oynadım. A5 ve B5. Düşünüyorum B6 siyahın ilk zayıflığı. Ama siyah bunu savunuyor. Beyaz bu pozisyonu nasıl kazanabilir? Tabii ki beyazın avantajı var. Hiçbir soru yok. Ama ne yapabiliriz? Düşünüyorum. A4 oynadım. Siyahın B5 ve A5 hamlesini izin vermek istemedim. Mesela diyelim şah F1 oynasaydım eğer siyahın B5 sonra A5 fikirleri olabilirdi. Yani bir şekilde karşı atağı yapabilirdi siyah. O yüzden A4 oynadım. A5 hem de ve B5. Ve siyahın taşları çok pasif kalıyor. Çıkamıyor siyahın taşları. Ama daha önce dediğim gibi siyahın pozisyonu çok sağlam. Düşünüyorum siyahın ilk zayıflığı B6'daki piyon. Ama siyah onu savunuyor bu kale ile. O yüzden bu pozisyonda ikinci zayıflığı yapmak istiyorum. O yüzden G4 oynadım. Bu piyona karşı hem de bir şekilde G5 sürmek istiyorum. O zaman şu piyonlar zayıf kalacak. Ve unutmayın bugünkü konumuz iki zayıflık prensibi. Dediğim gibi ilk zayıflığı burada B6'da. Ama siyah onu savunuyor. O yüzden şimdi şah tarafında ikinci zayıflığı yapmayı çalışıyoruz. H6. H6 oynamasaydı ben G5 seve sürerdim. Ve siyahın piyonları F7'de ve H7'de kalırdı. H6, H4, G5 ve vezir tarafında gibi H5 sürüyoruz. Almıyoruz G5'ten. Şimdi düşünüyorum H6 o da bir zayıflık. Onu saldırmak zor ama uzun oyunda zayıflık olur. Ve şimdi görüyoruz siyahın iki tane zayıflığı var. Birinci zayıflık B6'da, ikinci zayıflık H6'da. Ama siyahın pozisyonu hala çok çok sağlamdır. O yüzden beyaz pozisyonu açmak istiyor. Niye? Çünkü beyazın taşları daha aktif. Hem de beyazın fili var. Ve biliyoruz açık durumda fil attan normalde daha iyi bir taş.
şu andaki pozisyon kapalı. O yüzden açmayı çalışıyoruz. Şah F6. Şah F2. Oyun sonunda şah da aktif bir taş. Bunu unutmayın. Açılışta ve orta oyunda şah zayıf bir taş olabilir ama oyun sonunda merkezde iyi hissediyor normalde şah. O yüzden F3'e getirdim. Siyah pasif bekliyor. Başka planı yok. Çünkü ne at ne D6'daki kale oynamıyor. Ya da şu kaleyle oynaması lazım ya da şahla. Ama şahla oynayacaksa eğer mesela burada belki ben G5'te alabilirim ve şimdi beyazın geçer piyonu olabilir H sütünde. O yüzden rakibim A8'deki kaleyle beklemesi tercih etti. Bu pozisyonda hangi taş oynamıyor benim? Bence şu taş. Yani benim film çok aktif değil. O yüzden onu iyileştirmek istiyorum. Ama önce kale A7 oynadım. Şimdi benim planım G7'ye girmek ve bu mümkün olursa eğer siyahın hiçbir taşla mümkün hamle olmayacak. Yani sadece siyah sadece şahla oynayabilecek. O yüzden siyah kalesini değiştirdi. Ve şimdi filmin durumunu iyileştirmek istiyorum. Siyahın pozisyonu hala çok çok sağlam. İlk zayıflığı bu. İkinci zayıflığı bu. Ama bu yetmiyor. Ve benim fikrim pozisyonu açmak benim film için hem de şahım için. Hem de sonra göreceğiz siyah tuptan da kalacak. Çünkü ne atla ne kaleyle siyahın hamlesi yok. Sadece şahla oynayabilir. Piyonla tam hamlesi yok. Çünkü F4'te oynayacaksa eğer o zaman benim piyonlarım daha iyi olacak. Mesela diyelim GF4'te oynardı. Burada. Öyle bir şekilde oyun devam edebilirdi. G5. O yüzden rakibim F4'te almadı. Şah F6. Ve benim fikrim E4 sürmek. Ama hemen olmuyor bu hamle. Niye? Çünkü bu pozisyonda siyah F4'te oynuyor ve benim tam hamlem yok. Yani F4'te alamıyorum çünkü o zaman benim D4'teki piyon düşüyor. O yüzden fili bekliyorum. Siyah hala tutfanda sadece şahla oynuyor. Şah G7, şah F6. Ve sonunda pozisyonumuzu açıyoruz. E5 sürmek istiyoruz ve siyahın kaleyi kazanmak istiyoruz. D4. Ve rakibim F4'e aldı. Şah F6 mümkün olabilir ama o zaman FG5, H çarpı G5 ve H6 kazanırdı beyaz için. Siyah tuksanda kalırdı. Ne atla ne kaleyle hamlesi yok. Ne piyonla. O zaman tek mümkün bir hamle
şah G6 ama o zaman şah E5 oynayıp siyahın en azından atı kazanabilirdim. Çünkü şimdi siyahın kale tehlikede. Siyah A7 oynayabilirdi ama sonra ya pozisyon siyahın pozisyonu kayıp. Maçta siyah hemen F4'e almayı tercih etti. Ama maç aynı şekilde bitti. Şah E5 A7 ve bu pozisyonda rakibimi terk ettim. Ve bu dersten neyi öğrenebildik? Öğrendik ki normalde satrançta bir zayıflık yetmiyor. Kazanmak için ikinci zayıflığı yapmak gerekiyor. O zaman rakibinizin savunması daha zor olacak. Yani bilmeyecek siz onun pozisyonu nerede saldıracaksınız. Şah tarafında mı ya da vezir tarafında. Bu maçta siyahın ilk zayıflığı B6'daydı. B5 bence güzel bir hamleydi. Siyahın B6'daki piyon hiçbir yere gitmiyor. O bir zayıflık. Ve ikinci zayıflık şah tarafında yaptık. G4, H4, H5 ve H5. Siyahın iki zayıflığı oldu. Ve sonra beyaz pozisyonu açtı. Ve siyah tuzak yüzünden kaybetti. Bu videonun sonu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olup bizi Twitter ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın ve önümüzdeki videoda görüşürüz.